Merhaba dostum, yine merhaba. Kanalı formatı değişti. Artık doğada hayatta kalmaya çalışacağım. Çünkü diğer formatlarda çizim yapıyorum. O kadar talep olmuyor yani. Hayatta kalmaya çalışırken konsept tasarımı yaparsam belki olabilir. Ne yapıyorsun sen? Hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu sırada doğadaki bir... Ateş yakmak geliyor. Sen buranın yerlisi misin? Bak, yardım edeceğim. Tamam. Sakın kesme onunla beni. Senin memleketin neresi? Nerelisin sen? Ne baba? Ben yerinden çıkıyorum. Nerede yakacağım ben bu ateşi? Evet. Şimdi hayatta kalmak için en önemli ocak hazır. Odun bulmam lazım. Nerede yakacağımı bulmam lazım. Merhaba dostum. Merhaba dostum. Bu haftaki bölümde neredeyiz bilmiyorum. Sanırım bu haftaki bölüm mekan çizimi yapacağız. Neredeyim ben ya? Sanırım böyle olmayacak. Evden devam edelim. Bu hafta biraz mekan tasarımı, biraz gizemli insanlar, bir sürü şeyler ve çok büyük bir projemden bahsedeceğim. Bu arada kanalımı paylaşıp beraber büyümemize yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu gıcırdamalar olacak. Gıcırdayacak. Onu idare edeceksiniz artık. Yeni bir bilgisayar sandalyesi almam için 1000 abone olması lazım. Daha fazlası olması lazım. İlk hedef olan 1000 aboneyi görürsek çok sürpriz bir video fikri var aklımda. Haklısın. Gerçekten yoğun bir hafta oldu benim için. Yurt dışından bir rapçinin şarkısına storyboard yapmam istendi. Üstelik adam tavsiye üzerine beni bulmuş. Nereden duyduysa rap aleminde şanımız var demek ki. Bir de yine yurt dışından bir çocuk kitabı için karakter tasarlamam gerekti. Daha bitmedi ama şu şekil bir şey olacak. Size buradan bir sürpriz vereyim. Yoğun talepler üzerine bir sonraki kursum olan A'dan Z'ye çocuk kitabı renklendirme tekniklerinin hazırlıklarına başladım. Bir kişi yaparsan alırım dedi. Basit tutayım dedim ama galiba yine Udemy için yapılan en detaylı kurslardan biri olacak. Ayrıca kursa eklememi istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda lütfen belirtin. Onları da eklemeye çalışayım. Hatta ne diyeceğim, videoyu beğenip paylaşın. Daha çok insanlara ulaşsın. Onlar da yorum yapsın. İçerik büyüsün. Kursun içeriği büyüsün. Kesinlikle katılıyorum. Çizimlere başlamadan önce belki arka plandaki değişikliği fark etmişsindir. Evet, koca kütüphaneyi söküp öne doğru yaklaştırdım. Hayır. Çalışma ortamımı değiştirdim. Ne kadar iyi... Oğlum, kayıt yapıyorum. Ne kadar iyi bir çizer olursan ol, eğer doğru koşullarda çalışamıyorsan bu senin çizimini mutlaka etkiler. Doğru sandalye seçimi, doğru masa seçimi, işte ekrana olan uzaklığın, bileklerinin pozisyonu, bunların hepsi önemli. Mesela eski bilgisayar sandalyem o kadar kötüydü ki yarım saatte bir dinlenmem gerekiyordu. O kadar belim ağrıyordu ki, çok belimi ağrıtıyordu. Şimdiki ise biraz gıcırdıyor. Bu yenisi eskiden iş yerinde çalıştığım koltuklardan. Hatta birebir kendisi. Firmalar yeni ofis malzemeleri alırken eskilerini çok ucuz fiyata satabiliyor. Bunları iyi takip edin. Tek dezavantajı gıcırdıyor. Hatta durun, size ufak bir tur yaptırayım. Evet, tabletimden başladım. Şöyle kütüphanemizden önünde bir L şeklinde iki masayı birleştirerek bir düzen kurdum. Sırtını böyle bir yere yaslamak bence her zaman daha iyi. Psikolojik olarak da iyi hissettiriyor. Burada çizim ekranım. Wacom Cintiq 27 inç. Orada bir tane emektar 10 yıllık monitörüm var. Burada yazıcım, işte kulaklığım. Ondan sonra burada lambamız var. Burada kutsal kitabımız var. Burada da yine emektar kasam var. Belki de 10 yıllık. Bir adet ışığımız var efendim. Bu da o eski iş yerinde çalıştığım, sonra şirketten satın aldığım sandalye. Bu da mikrofonum. Bunu da başka kayıtlarda kullanıyorum. Mesela
şey yapabilirsin. Buradaki bu kol aslında Ikea'nın lambasının kolu. Onu söküp onun yerine bunu taktım. Tek bunu ayrı alsan, mikrofon standı olarak alsan belki 2-3 katı daha pahalı. Onun dışında bak, bu vakumu taşıması için Ergatron marka böyle güçlü bir kol gerekiyor, metal. Bunu da ikinci el aldım. Hani bunlar pahalı şeyler ama ikinci el bulabilirsen uyguna yapabilirsin. İşin komiği, bu vakumu da ikinci el aldım. Bir tane çizer arkadaş almış, hiç kullanmamış neredeyse. Öyle nasip oldu bana. Hatta farem de ikinci el galiba, bakayım. Evet, galiba o da ikinci el. Gibi gibi. Bu şekilde. Lambayı zaten standart aldım. Böyle bir çalışma ortamımız var. Tablet kullanıyorsan klavye ile her zaman problemin olacak. Çünkü klavye tuşlarını hep kullanıyorsun. Çaprazına koyman gerekiyor. Yer yetmiyor falan. Bundan dolayı L şeklinde masa olmazsa olmaz bir şey. Şimdi videonun editine devam edeceğim. Evet, ekmek teknem hazır olduğuna göre hadi başlayalım. Dünyayı değiştirmesini istediğim Mangam Humbara'nın sırtında ağaç ile yürüyen robotunu daha önce tasarlamıştım. Şimdi bu karakterin üst kısmının nasıl olacağını tasarlamam gerekiyor. İlk olarak doğru perspektife oturtmaya çalıştım. Aynı karakteri uzağa yakına koyup aralarında çizgi çekerek kendime bir perspektif rehberi oluşturdum. Birçok çeşit perspektif yöntemi, kuralları var. Bunlara şimdi girersem uzun girer. Onun için ayrı bir video hazırlarım gerekirse. Çocuk kitabı kursuna da ekleyebilirim. Robotun tepesindeki bu havuzun içinde yaşanabilen bir ortam olması lazım. Yemek pişirme yeri, minderler, robot kolu, sandıklar, teleskop ve üstünde kapı olan gizemli bir ağaç. Bu ağaç içinde çok kadim bir sırrı barındırıyor. Ve göründüğünden çok daha fazlası var. Mangayı çıkarabilirsem okursunuz inşallah. Zemin çimen olacak. Furkan ile bu tamirci karakter robotun sırtında maceradan maceraya koşacaklar. Şimdilik çok detay girmiyorum. Taslak seviyesinde kalması yeterli. Ardından Mahzenşehir adlı yerin sakinleri olan bu gizemli insanları tasarlamaya başladım. Hepsinde kasıtlı olarak aynı sivri çene, göz, ağız ve burun yapısını kullandım. Buna rağmen farklı beden tipleri kullanarak çeşitliliği ve organik görünüşü korumak istedim. Kıyafetlerindeki siyah-beyaz dengesini de orantılı olarak uygulamaya özen gösterdim. Geçen hafta size sormuştum ama henüz kimse neden bu kadar benzer olduklarını bilemedi. Bir ipucu daha vereyim. Bu tepelerindeki uzun boylu şehir kabul memuru ve şehrin logosu belki size bir fikir verebilir. Hatırlıyorum. Bu arada bütün bu çizimlere ve daha fazlasına Patreon sayfamdan ulaşabilir, bana destek olabilirsin. Ardından içimi bir ürperti aldı. Çünkü çok önemli bir karakteri tasarlamam gerekiyor. Bu karakterin kim olduğunu ve nasıl bir rol oynayacağını sana söyleyemiyorum. Hatta belki manga çıkana kadar bir daha hiç yüzünü göremeyeceksin. Ama çok önemli biri. Burada göreceğin kadar bu karakterin aslını bilene bir hediye vereceğim. Beğenip paylaşın, 23 kişiye gönderin, 56 kişiye etiketleyin. Şaka bir yana, gittikçe büyüyen bir aile olmaya başladık. Ve her biriniz yorumlarınızla videolara ayrı ayrı renk katıyorsunuz. Yani videoyu izlemek dışında yorumları okumak da ayrı bir lezzet veriyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Sizden ricam, bu aileyi beraber büyütelim. Çünkü ben sosyal medya özürlüsüyüm, pek anlamıyorum. Bu yüzden daha şimdiden yapacağınız paylaşımların şerefine uzaya bir like butonu gönderiyorum. Git ve en güzel işlerde yerini al sevgili like butonu. Gökten düşen cisim birçok ilde geceyi böyle aydınlattı. Göktaşı iddiası duyanları heyecanlandırdı. Trabzon, Artvin, Ordu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan, Batman ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde görüldü.
Hadi eyvallah.